yapamazsın diyenleri dinleseydik, bu güzel menemeni yapabilir miydik? Bahçemizde, köyümüzde ürettiğimiz domateslerimiz, biberlerimiz ve tavuklarımızın yumurtaları ile yaptığımız bu güzel menemen sizlere ulaşabilir miydi? Türkiye'nin bir numarası, Kestel menemenleri. Merhabalar, iyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar herkese. Bu podcast'te öldükten sonra neler olabileceği üzerine konuşacağım. Kaybolmayacak. Böceğin vücudunda atıyorum enerji olacak. Benim etimi yiyecek, derimi yiyecek. Dinlerdekiler gibi olabilir. Dinlerdeki gibi bir simülasyondur. İşte gerçek dünyaya gidiyordur. Gerçek dünyada böyle etli kemikli bir şey değilizdir. Belki hani tamamen bilinçlerden oluşan, böyle ne bileyim elektrik sinyallerinden oluşan bir akımızdır belki. İkimiz altın çağı falan bir şeylerden anlatıyor. 2200 yılında altın çağı gelecek falan diyenler var. Benim neye inandığımın inanmadığımın önemi yok. Farklı bir boyuta gidebilirsin işte ne bileyim. 11. boyuta gidebilirsin, 5. boyuta gidebilirsin, 4. boyuta gidebilirsin. Hiçliğe karışacaksın ama her şey olacaksın. Belki şekil alemine gideceğiz, belki renkler alemine gideceğiz, renk olacağız. Genleri, insanların genini atıyorum kopyalayıp onun işte bir parçasını bilgisayarın bir bölümüne koyar. Şimdi biliyorsunuz pek çok işte dinler var, dinsiz insanlar var, şunlar var, bunlar var. Herkes farklı bir şey söylüyor ki bir dine inanan insanlar bile hemen hemen hepsi farklı şeyler söylüyorlar. Tesadüfen bazıları işte aynı şeyi söyleyebiliyorlar ama genel olarak hani 100 tane bir dindarı bile koysan işte ne bileyim herhangi İslamiyet dinine inanan bir 100 kişilik bir grubu koysan işte öldükten sonra cennet var der hepsi. Cennetin işte genel olarak bir tasvirini yapar ama kafasındaki cennet tasviri bile farklıdır yani çoğunun. O arasından 100 tanesinden 2 tanesi aynı tasviri yapıyorsa, hemen hemen aynı tasviri yapıyorsa o bile büyük bir mucizedir yani. Hani öyle denk gelmesi, 100 tanesinin arasından o 2 tanesinin denk gelmesi. Aynı şey daha önceden de bahsettim. 100 tane deisti bir araya koy, 2 tanesi aynı inanca sahipse deizm genel bir hatları vardır deizmin ama bundan daha önceden işte ateistler diye bir podcast'te bahsettim detaylı olarak. Burada detayına inmeyeceğim. Deizmin genel bir hatları vardır. Deistlerin de hani genel bir inancı vardır ama bu deistlerin de hepsini 100 tane deisti al topla bir tane bir gruba koy. O 100 tanesinin arasından aynı tanrı inancına, aynı işte ölümden sonraya bakış açısı, hayata bakış açısı, tanrının beklentisi var mı, varsa ne bekliyor falan gibi bakış açısının aynı olması 100 tanesinin 2 tanesi arasında, hatta 1000 tanesinin 2 tanesi arasında çok çok büyük bir mucizedir. Hani aynı da zaten mümkünatı yok. Yani çok yakın bir şekilde %90 oranında bile aynı olsa, benzer olsa hani ona bile eyvallah diyorum. Neyse bu şimdi onu uzatmak istemiyorum. İşte dediğim gibi herkesin farklı düşünceleri var öldükten sonrası için. Öldükten işte farklı dinlere inananların, deistlerin, bilmem nelerin farklı inancı var. Şimdi hemen gelelim öldükten sonra neler olabilir? Birinci ihtimal ateistlerin dediği olabilir. Yani yok oluş olabilir gerçekten. Yok oluş derken maddenin yok oluşundan bahsetmiyorum. Şimdi bazıları çıkacak diyecek işte maddenin yok oluşu falan ne alaka işte diyecekler. Madde yok olmaz işte bunun kanıtlandı bilmem ne oldu falan işte enerji yok olmaz daha doğrusu. Enerji asla kaybolmaz bilmem ne olmaz şu olmaz bu olmaz. Evet enerji kaybolmaz ama enerji şekil değiştirir. Sen şu anda mesela şimdi ateistlerin anlattığı ölümden sonra yaşam bu. Ateistler dediğimde daha önceden de bahsettiğim gibi hem Ateistler adlı podcast'te hem de Ateizm İnanç mı adlı podcast'te de bahsettiğim gibi orada da ateizm deyince o dinsizler, ateistler yani dinsizlerin genelinden bahsetmiyorum. Halk arasında ateistler, ateist denen insanlardan yani inanmıyorum diyen insanlardan hiçbir şeyin olmadığını inanmıyorum. Bu işte bilim bir işte şey verirse bilim keşfedene kadar yok kabul ederiz diyenlerden falan bahsetmiyorum. Hani
İnanmıyorum, yok abi öyle bir şey falan diyenlerden bahsediyorum ateist diye. Şimdi bu insanların kafasındaki işte ölümden sonraki yaşam şu. Hani işte enerji kaybolmuyor evet ama şekil değiştiriyor. Şu an atıyorum ben işte umur olarak ben bir şeyim, bir enerjiyim değil mi? Ben öldüğüm zaman benim işte ne bileyim vücudumdaki işte ne bileyim şeyler falan deriler, kaslar bilmem neler falan eriyecek, çürüyecek. Bir kısmı böceğin şeyine gidecek. Enerji yine kaybolmayacak. Böceğin vücudunda atıyorum enerji olacak. Benim etimi yiyecek, derimi yiyecek. Kemiğim toprağa karışacak. O topraktan işte ne bileyim benim yine etimle, derimle, kemiğimle işte ne bileyim çiçek beslenecek, ağaç beslenecek. Onun besleneceği bir kaynak olacak. Ağaca, bir kısmın ağaca geçecek, bir kısmın böceğe geçecek. Veya ne bileyim yanarak öleceksin, havaya karışacaksın. O senin dumanın havaya karışacak, dumanın ve küllerin havaya karışacak. Evet, enerji kaybolmayacak ama etrafa dağılacak. Olay bu. Adamlar bunu anlatmaya çalışıyorlar. Ve bu olduğu zaman da bilinç otomatikman şu anki bilincin, şu anki enerjinin, şu anki bütün her şeyin birleştirdiği, bütün vücudundaki enerjilerin birleştirdiği toplam enerji olarak sen oluyorsun. Bu durumda sen yok olduğun zaman, bir parçalar marçalar kaybettiğin zaman zaten bu senlikten çıkıyorsun artık. O bilinç yok oluyor. O bilinç tarihe karışıyor. O bilinç de şekil değiştiriyor. O bilincin yarattığı bir enerji varsa o da şekil değiştiriyor. Doğaya karışıyor falan işte kimisi o bilinci oluşturan o beynin parçaları da işte böceklere, ağaçlara, toprağa, bilmem ne, havaya falan gidiyor, suya karışıyor, bir şey oluyor falan. Ama o bilincin olması için o beynin parçalarının bir arada olması lazım, o hücrelerin. Ateistlerin anlattığı olay bu. Bunlar yok olduğu zaman enerji şekil değiştiriyor. Dolayısıyla bilinç de şekil değiştiriyor. Şu anki ben bir daha olamıyorum. Onun bir daha bir araya gelmesi mümkün değil diye inanıyor. Evet inanıyor. Ateizm İnanç mı adlı podcast'te tekrardan sizleri davet ediyorum. İzlememiş olanlarınız bu inanıyor dedim diye kızacak, delilenecekler varsa onları o podcast'te davet ediyorum tekrardan. Yani böyle bir şey olabilir. Hani işte bu ateistlerin dediği gibi ise ölümden sonra olabilecekler. Bir de işte ne bileyim en bilinenler dinlerin söylediği işte veya deistik şekilde bazı deistler çünkü ölümden sonra yaşama yargılanmaya falan filan da inanırlar. Hani dinlere göre nasıl inandın, ne kadar ibadet ettin falandır daha çok ağırlık. Ölümden sonra yaşama inanan deistlerde ise şu genelde işte hani ağırlık şeydir. Ne kadar iyi bir insan oldun, işte hani Tanrı aslında senden bunu istedi, Tanrı'nın istediklerini yaptın. Mesela Tanrı senin sadece iyi bir insan olmanı istedi veya Tanrı senin akıllı bir insan olmanı istedi ya da Tanrı senin sistemi çözmeni bekledi. Sistemi çözenler, sistemi çözdün mü çözemedin mi, akıllı oldun mu olamadın mı falan filan bu deistine göre değişir dediğim gibi. Ama bazı deistlerde işte böyle ölümden sonra yaşam ve yargılama gibi şeyler de olabiliyor. Şimdi dinlerdekiler gibi olabilir. Dinlerdeki gibi ise işte ona çok fazla uzatmayacağım. Neden uzatmayacağım? Bildiğimiz şeyler işte ne bileyim hani öleceksin yaptığın ibadetlere göre inandın mı inanmadın mı, ibadet ettin mi etmedin mi, ne kadar ibadet ettin etmedin. Sonrasında kul hakkı yedin mi yemedin mi, daha sonrasında da iyi bir insan oldun mu olmadın mı şeklinde yargılanıp işte ne bileyim şeye gidiyorsun. Bu Hristiyanlıkta biraz daha farklı oluyor ama genel olarak şey semavi dinlerde bildiğimiz semavi dinlerde bu şekilde. Hani deistlerde de deistine göre değişebilir, yargılama olabilir. Bazı deistler mesela yine ölümden sonra yaşama inanabilir ama yargılama olduğuna, burada bir sınavda olduğunu düşünmez. Burada sadece kendini geliştirdiğini ne yaparsa yapsın, kendini ne kadar geliştirirse ona göre farklı bir bilinç boyutuna geçeceğini düşünebilir. Ya farklı farklı örnekler çoğaltılabilir. Dediğim gibi bu yani her insan farklı bir şeye inandığı için hepsinden örnek veremem. Ben kendi aklıma gelen ihtimalleri söylüyorum. Farklı bir bilinç boyutuna geçebilir olabilir onun düşüncesine göre. Veya ne bileyim burası bir simülasyondur. İşte gerçek dünyaya gidiyordur. Gerçek dünyada böyle etli kemikli bir şey değilizdir. Belki hani tamamen bilinçlerden oluşan, böyle ne bileyim elektrik sinyallerinden oluşan bir akımızdır belki. Matrix'teki gibi. Matrix'te biraz öyle değil ama Matrix gibi olduğunu düşünen olabilir. Matrix gibi olabilir öldükten sonra. Hani uyanırsın aslında seni burada bir şey yapıyorlardır. Sonra uyandıktan sonra senin işin bitiyor. Seni şeye de atabilirler. Hani oradaki öğütücüye de atabilirler. Hani burada ölüyorsun, uyanıyorsun. Orada hop öğütücüye gidiyorsun. Orada gerçekten ölüyorsun. İşte ne bileyim veya hani işe yarıyorsan mesela seni alıyor. Başka bir yere de koyuyor olabilir. İşte kimisi altın çağı, altın çağı falan bir şeylerden anlatıyor. 2200 yılında altın çağı gelecek falan diyenler var. Hani bunlar gibi de olabilir. İşte altın çağına gidecek olabilirsin. Bilmem ne farklı boyutlarda işte farklı işte böyle farklı fizik kanunlarının geçerli olduğu bir evrene bilincin taşınacak orada yine bir vücut bulacak falan orası farklı bir boyut falan diyenler var. Böyle de olabilir. Hani ölümden sonra çok şey olur. Her şunu bunu şundan dolayı demiyorum. Ben neye inanıyorum, inanmıyorum bundan dolayı anlatmıyorum.
Hani benim neye inandığımın inanmadığımın önemi yok. Sonuçta ortada olacak bir gerçek var. Ben diyelim ki dini bütün tamamen Müslümanım. Hani bazılarının istediği gibi, bazılarının istemediği gibi dini bütün bir Müslümanım diyelim ki. Ben dini bütün Müslümansam ne olacak abi? Ben İslamiyet'teki şeye inanıyorum diyeyim. Benim inanmam önemli değil ki. Öyle değilse, eğer doğru değilse hiçbir önemi kalmayacak benim neye inandığımın. Ya da bazılarının istediği gibi ateistsem, bazılarının istemediği gibi ateistsem. Hani bu durumda da eğer İslamiyet mesela doğruysa benim ateist olmamın hiçbir önemi yok. Çıkacağız Allah'ın karşısına, o zaman bizi de sonsuza dek yakacak. Hani benim neye inandığımın, neye inanmadığımın hiçbir önemi yok. Bunları söylüyorum diye, aa bak işte şöyleymiş, böyleymiş yine. Onu niye yapıyorsunuz zaten anlamıyorum. Niye benim hani neye inandığımı, inanmadığımı çözmeye çalışıyorsunuz onu da anlamıyorum. Niye ben sizinkini çözmeye çalışıyor muyum? Çözmeye çalışmıyorum. Her neyse, konuya devam edeyim. Hani böyle işte altın çağ dedik, Matrix'teki gibi bir şeyler olabilir dedik. Matrix'teki gibi uyanıp mesela seni işte öğütücüye atabilir. Öğütücüye atmayabilir. İşine yarıyorsa baktı bu iyi bir şey çıkarttı. Belki onlar da kendince bir test ediyor. Ha, belki performansını test ediyor. Belki vücut performansın. Vücut performansın. Hani burada sana mesela işte orada Matrix'te mesela şeyler takılı ya. Kablolar takılı. Mesela o kablolarla senin sinirlerinin işte akımını bilmem nesine işte vücut sıcaklığını falan ölçüyor mesela. Sana burada kötü şeyler yaşattırıyor mesela, diyelim ki bu kötü şeylere ne kadar dayanıklı oluyorsun. Dayanıklı oluyorsan mesela atıyorum seni alıyor oradan başka bir yere aktarıyor. Başka bir yerde mesela hayatına devam ediyorsun veya farklı bir simülasyona gidiyor olabilirsin. Ne bileyim işte, ama işe yaramıyorsan belki seni öğütücüye atıyor. Belki işte ne bileyim bu işte dinlerde bahsettiği gibi yine Matrix'te falan, ama işte sınıyor orada uyanıyorsun. İşte alıyor seni mesela ateşe atıyor veya ne bileyim işte güzel bir yere atıyor. Falan filan inter bilen bayağı uzatılır örnekler yani, bu bitmez. Baya baya çok örnek verilebilir. Dediğim gibi sonu yok yani bunun. Farklı bir boyuta gidebilirsin işte, ne bileyim. 11. boyuta gidebilirsin. 5. boyuta gidebilirsin. 4. boyuta gidebilirsin. Belki burada ölüyorsun. Öldükten sonra 4. boyutta bir daha gözünü açıyorsun veya 5. boyutta gözünü açıyorsun. 6. boyutta belki gözünü açıyorsun. Belki boyutlar üstü bir noktada gözünü açıyorsun. Bilmiyorum, belki işte hiçlik diye bir kavram var. Nihilizmdeki işte bu tanrı da diyebilirsin, bu hiçliğe. Tanrı değil de diyebilirsin. Düz hiçlik de diyebilirsin. O her yere çekilebilecek bir şeydir. Çünkü bununla ilgili ayrı bir podcast kaydı almıştım. Podcast yayınlamıştım. Bunu da dinleyebilirsiniz ayrıntısı için. Hani belki o hiçliğe karışacaksın. Bu yok oluş gibi olacak ama bir yandan her şey olacaksın. Hani hiçliğe karışacaksın ama her şey olacaksın. Yok olacaksın ama her şey olacaksın. Hani bu dinlerde, tasavvufta falan da derler ya, bu olay işte hani biraz da. Hani Allah'ın şeyinde kaybolmak derler. Allah'ın vücudunda değil de bir şeyindeydi, neydi? Allah'ın içerisinde kaybolmak. Hani yok olmak. Hani Allah'ın içerisinde hiçliğe karışmak falan gibi, sufizmde, tasavvufta falan da bunun bir şeyleri vardır. Böyle bir sözler vardır. Bunu zaten o Nihilizm adlı podcast'te de bahsettim bunlardan. Hani onun da detayına girmeyeceğim. Öyle bir şey de olabilir. Yani bu tarz şeyler olabilir. Aklıma gelenler bunlar. Farklı boyutlar dedik. İşte belki şekil alemine gideceğiz. Belki renkler alemine gideceğiz. Renk olacağız. Ne bileyim, belki işte ne bileyim düşünceler alemine gideceğiz. Sadece düşünce olacağız. Galiba bunu söyledim zaten. Ondan sonra belki işte ne olabilir? Belki zaman alemine gideceğiz. Zaman olacağız. Ne bileyim mekanlar olacağız. Yani dediğim gibi bitmez bu, bitmez bitmez. Bunlar dediğim gibi hani öldükten sonra işte bu tarz şeyler olabilir. Farklı düşünenler varsa yorum yazabilirsiniz aşağıya. İşte bazı soytarı YouTuberlar gibi hani sen de mi başladın falan filan demeyin. Hani bunu yorum yazın, abone olun falan diye demiyorum. Hani fikirlerinizi merak ediyorum. Çünkü bunu yapıyoruz. Bu podcast'ı burada yapıyorsam demek ki farklı fikirlerden bahsediyoruz burada. Daha farklı fikirlere de açığız. Daha farklı fikirler de olsun diye bunu söylüyorum. Hani sen de mi başladın o soytarı YouTuberlar gibi olmasın. Bunu da söylemiş olayım. Bir de işte bu onun dışında mesela ölüm normal. İşte ateistlerin dediği gibi bir şey olabilir. Ateistlerin dediği gibi bir şey de bak şöyle bir şey de olabilir. Bunu da düşündüm ben mesela. Diyelim ki yıllar sonra işte genlere mesela ekrana diyorum neydi o? Bilgisayara mesela, bilgisayar ortamına aktarma durumları oluşabilir. Ne bileyim genleri, insanların genini atıyorum kopyalayıp onun işte bir parçasını bilgisayarın bir bölümüne koyar. Tabii çok ileri yıllarda. Şu anda belki aklımız hayalimiz almıyor ama hani nasıl CD-ROM vardı, CD takıyorduk, DVD takıyorduk falan, DVD-ROM vardı bilmem ne falan ne böyle. Belki de böyle geni alacak işte bir şey içine oturtacak. O gen içeride mesela kopyalayacak atıyorum işte kendini. Bir orada hani yükleyecek, daha doğrusu loading diyecek. O gen geçmiş genlerde olacak ya o genin içinde. Mesela diyelim ki senin işte torununun 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 torununun.
O genin içinde sen de olduğun için, senin de bir kopyan olduğu için dolayısıyla sisteme onu da kopyalayacak. Ve belki bilinç o bilgisayar ortamında, internet ortamında geri gelecek. Biraz Transcendence filmi gibi. Spoiler vermeyeyim hiç film hakkında. Bu kadar spoiler vereyim. Transcendence filmini seyretmenizi tavsiye ederim seyretmediyseniz. Transcendence filmi gibi belki bir şey olabilir. Tam öyle değil bu. Transcendence'da tam olarak bu şekilde olmuyor. Daha farklı bir şekilde oluyor ama bu da olabilir. Transcendence'daki gibi bir şey de belki yarın bir gün keşfedilebilir. Ne bileyim, bunlar da olabilir yani, çok çok farklı farklı şekilde şeyler olabilir yani, internet ortamında, tamamen internet ağında veya bilgisayar ortamında kabloların içerisinde yine bilinçlerimiz olur, yine birbirimizi tekrardan buluruz falan. Ama ne bileyim, buradaki gibi işte, hani demin de dediğin gibi, öldükten sonra farklı bir bilinç boyutuna gidiyorsun, bu şu şekilde, bu sen gitmiyorsun, sen ölüyorsun, ateistlerin dediği gibi mesela yok oluyor yani, bilincin yok oluyor ama daha sonra o genindeki, daha sonradan senin torunun şeyinin işte dıdısındaki genden mesela senin genine ulaşıp senin bilincini o bilgisayar ortamında tekrar ortaya çıkartabilir. Sen yine bilinçli olursun ama buradaki gibi, hani işte böyle hadi gel oturalım bir rakı içelim işte, ne bileyim, veya işte böyle kız arkadaş, erkek arkadaş, ne bileyim, böyle bu tür hazlar olmayabilir. Normal bilgisayar yine bilincin vardır. Yine işte orada tanışırsın falan. Belki oradaki rakı içmek mesela nedir? Arkadaşından oturayım da rakı içeyim falan şeklinde mesela nasıl yapabilirsin öyle bir durumda? Hani ne bileyim, işte bir kablo sinyali bir yerden bir yere gidiyorsundur. Onunla karşılaşırsın orada. O kablo sinyalinde karşılaştığın zaman, belki ondan değdiğin zaman birbirine, aa eski dostum falan filan diye hissedip, belki işte orada rakı içtiğin günü hatırlayıp belki o rakı içme hazzını yaşamış olabilirsin mesela. Yaşamış olabilirsin mesela. Yani doğru demişim. Yani bu tarz böyle örnekler çoğaltılır. Dediğim gibi sizler de fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Değişik bir tartışma konusu çünkü. Başka bir podcast'te görüşmek dileğiyle.